Sen nasıl bir babasın ya? Uyandıramamışsın çocuğu, yetişememiş seçmeleri. Nasıl da hevesliydi yavrum ya. Asıl suçlu sensin. Kız gibi yetiştirmişsin aslanımı. Geç kalsın, geç kalsın da biraz sorumlulukların farkına varsın. Sen şimdi kabahatine bahane bulma Yaman. Madem ilgilenemiyorsun çocuğumla, ver çocuğumu bana. Vermem. Sanki sen benden daha iyi ilgileneceksin. Ne zaman arasam ya ajanstasın ya settesin. Öyle ev kadını mı olur? Ne biçim konuşuyorsun saçma saçma ya? Ayrıca kendi başına kararlar verip benim tepemin tasını attırma Eda. Benim aslanlarım özel okula gidecekse önce benim haberim olacak. Gerekirse ben göndereceğim. Gerekiyordu. Zamanında niye göndermedin? Okullarını çok seviyorlar da ondan. Ayrıca arada Tahir Ağa var. Yoksa görürdün gününü. Of Yaman, of of. Ne çocuklar umrunda senin, ne gelecekleri. Kabahat bende. Şurada oturup seninle konuşmaya geldim. Eda. Bırak elimi. Velayet davası açarım, görürsün gününü. Aç o zaman. Aslanlarımı alırım senin elinden Eda. Aklın başına gelir o zaman. O zor biraz. Alo, Efe. İyi misin oğlum? Kafam sana takılı kaldı. Hiç işle güçle uğraşamıyorum. Nasıl yok bir yaramazlık değil mi? Baban iyi bakıyor mu sana? Bakıyor anne, bakıyor. Ben zaten şimdi eve gidiyorum. Takılıyoruz işte ya. İyiyim ben, merak etme. Tamam oğlum, tamam kuzum. Efendim Refik. Ha, iyi iyi. Ne diyormuş Çimentocu? O da maç gözlü adammış ya. Yarısını ödedik. Yarısını da haftaya kapatacağız. Sanem Tahir'e kancayı taktı. Merak etme Refik. Para sorunu çözülecek. Nasıl Eda'yı çökertmek için inşaatı mahallenin göbeğine diktiysem onu da halledeceğim. O kadar uğraştık. Yuva işini hallettim. İnşaata başladım. Bundan sonra ipin ucunu bırakır mıyım ben? Refik, benim adım Yaman. Paniğe mahal yok. Sessiz ve derinden. Hadi görüşürüz.